Evet, hoş geldiniz. Serinin vazgeçtim serisinin 3. videosunda yine yine ben yine aynı tişört, yine aynı yerde, Yine kalkmadım bile sandalyeden ama yine siz bu videoyu da ikinci videodan bir süre sonra izliyorsunuz şu anda. Vallahi üçündeyiz. İkisini izleyip üçüncüye geldiyseniz helal teşekkür ederim. Sövüp gittiyseniz de canlı sağ olsun. Hepinizi öpüyorum, seviyorum, bir şeyler yapıyorum. Evet, bu videoda artık son Kısma geldik. Son kısımda da Ajans, bir sonraki, ikinci ajans deneyimim ve yayıncılığa geçiş muhabbetim var. Dediğim gibi yani bir önceki videoda bahsettiğim artık girişimcilikle ilgili de bir noktaya gidemeyince, riskleri alamayınca... Dedim ki iş dünyasına geri dönmem lazım. Bak o kadar iş aradım, o kadar CV yolladım, şu oldu, bu oldu. Ama tabii şu var. şimdi bu da çok konuşuluyor. işte belli bir kariyer planı yaptıktan sonra değişmiş. ajans, reklamcılık, metin yazarlığı, kreatif yöneticilik işte vesaire gibi yollardan gittikten sonra oyuna dönüyorum mu biraz yapamadım. Yani şimdi tabii benim sinema bakınca oğlum bu adam reklamcı ne iş var burada denebiliyor. Orada biraz daha sizi tanıyan birilerinin belki de size daha düşük maaşla da olsa el vermesi gerek. Benim orada çok tanıdığım yoktu açıkçası. Bir iki kişi vardı ama çok da bir yere gidemedik. Diğer tarafta tabi ajans tecrübem olduğu için kapım çalınmaya başladı. Yani LinkedIn'den mesaj geliyor işte ajansımızda şöyle birini arıyoruz. İşte, tanıdıklardan mail geliyor. Ben birkaç yerle gittim görüştüm. Çok işim içime sinmedi. Bir yandan da hani çok büyük bir ajans o dönem için Türkiye'nin. Büyük bir ajanstan. biraz da ego olabilir bu bilmiyorum ya da o bakış ya da düşmek istememe kaygısı olabilir. Çünkü ajansçılıkta böyle bir durumda var. Hani hep bir seviyede kalmak istersin. Daha küçük ajanslara gitmeyi çok istemedim. Ve ondan sonra o dönem Türkiye'nin yine başka bir büyük ajans olan içinde de arkadaşlarımın daha önceden çalışıp ayrıldı ama başka, üçüncü parti arkadaşlarımızın olduğu bir ajans vardı. 41-29. Oradan teklif geldi. Gittik görüştük. Oradaki iş tanım biraz tuhaftı aradaydı. Yani şirket içeride bir e, sosyal medya tarafında kaos durumunda çünkü çok marka geliyor. İçeride çok çalışan var. Bir noktada artık 20 kişi miydi 30 kişi miydi hatırlamıyorum. Herkes bir darma doğan olmuş durumda. Ofis taşınacak, işler büyüyor, şirket yapısı değişiyor. Şirkette bir satınma olmuş, büyük bir global ajansa satış gerçekleşmiş. Oralar karışık, yöneticiler içeriye hakim değil. Bana şöyle bir teklif geldiler. Abi sen gel bu departman sosyal medya dijital tarafı bir toparla. Tabii toparlayayım da ne yapayım yani. Dediler ki işte hak eden dursun. Hak etmeyen kötü çalışan varsa işte yollarımızı ayıralım. Sistem kuralım. Şöyle olsun böyle olsun. Tamam dedim yapayım. Ama yani her dediğimin dinlenmesi lazım. Yapılması lazım. Yoksa yürüyemeyiz. Tamam halledeceğiz o da olacak başladık. İşte işte kalanlar, kovulanlar. Biraz da tabii benim için yine bir stresli deneyim. Birini kovmak, birini işe almak çok kolay da ki yani ki o da zor ama kovmaktan daha kolay en azından. Kovmak gerçekten zor ve bir yandan da şey batağına düştüm burada çok. Şimdi diğer tarafta eski ajansta yöneticilik girdiğimde daha işte aşırı neşir olup yönetici tarafında daha böyle teknik konularda kalıyorduk. Arada kaldığımız sıkıntılar oydu. Bu tarafta abi yönetici seni bir taraftan çekiştiriyor. Şöyle yap, böyle yap. E çalışanlar dertli. Haklılar bir yandan da. Bize bu söylendi yapılmadı, bu şartlar söylendi yapılmadı, bize kötü davranıldı. Herkes dert yanıyor. Klima bozuk, camlar açılmıyor. sarış beyaz ampul almışsınız, sarı ampul alamaz mıyız? Evet, bunlar gerçek. Daha geçmiyorum bu arada. Herkes bir şey söylüyor. Orada işte çuvalladım. Yani ajans büyüyor. Ben hem çalışanı mutlu tutayım ama onların içinden ayıklamam lazım. Hem yöneticiyi mutlu tutayım ama bu tarafı da korumam lazım. Ve şunu öğrendim ki yöneticiyken demokratik olman ya da dengeli olman imkansız. Çünkü yönetime yaklaşırsan çalışanlar için puştun teki oluyorsun. Çalışanlara yaklaşırsan yönetim için ya bu yönetici değil işte ılık bir adam diyorlar olmadı diyorlar. Ortada kalırsan Lan burada orta yolcu ne bize iş yarıyor ne oraya iş yarıyor. Çok kötüydü benim için. İş tanımı net değil. Devam bir şeylerle uğraşıyorum. Böyle patcher, yamacı gibiyim. İşte biri mailinde hata yapıyor. Müşteriyle kavga etmiş diyorum ki o maili öyle atma böyle at. Yönetici diyor ki öbür işte dışarıda bir şey olmuş alanda git ona bak. Dur, oraya gidiyorum onun gönlünü boş boş i̇şte diyor ki ben çok iyi çalışıyorum. Beni promote edilmem lazım. Diyorum ki onu işte ikna etmem lazım. Onunla uğraşıyorum. Baya böyle havuza atılmış çocuk gibi böyle her yere koşturdum. Çok büyük tecrübe oldu. Yani yöneticiliği orada tam anlamıyla öğrendim diyebilirim. Ama bu çok büyük tecrübe bir danışmanın gelmesi de bir noktada. Şirketin büyüme sancıları da devam ediyordu bu arada. Bu klişe lafı da kullandığım için mutluyum. Ve danışmanın benden bütün bilgileri alıp o şirketin nasıl çalıştığı, nasıl yöneticiliği yönetici, yönetileceği insanların nasıl davrandığı, işte kim nasıl departman yapısı oluşması gerektiğine kadar her şeyi benden aldıktan sonra beni kovmasıyla e, tamamlanan bir süreçti. Bunlarla hiç çekinmiyorum bu arada. Kovulmak birçoğunuzun hayatında olacak. Bunlardan korkmayın. Kovulacaksınız, işe alınacaksınız. Ben hiç çekinmiyorum bunları söylemekten. Çekinmediğim bir konu daha var. Tabii kovulurken tehdit edilmek. Ama dediğim gibi bunlar başka bir videonun konusu. Bunlarla ilgili konuşmayacağım. Ben de hakkımı alamadım. Ben de sigortamla ilgili sorunlar yaşadım. Ve insanların hakkını alamamasını da e, legalize etmek için yalan söylemek zorunda kalmak bana açıkçası çok koydu. Belki de o yüzden kovulmuş da olabilirim. Yani çok sert kararlar alamadım. Çünkü hakların yendiğini görmek, çalışan haklarının yendiğini görmek yöneticiyken çok zor. E, o yüzden de... Hele de bir de benim hakkım yenince üstüne bir danışman tarafından ee, iyice tadım kaçtı. Ajanstan ayrıldım. Tazminatımı aldım. Biraz param var. Ee, altıncı iş işte deneyim. Pardon yedi miydi bu? Yedi oldu sanırım. Dur bir sayalım baştan. Videoya ilk gelenler için. Eczacılık dedik. Koçluk dedik. Çevirmenlik dedik. Korsan CD sattım arada ama e, onu hadi sayalım. Dört. Ondan sonra fuarcılık dedik. Beş. Yedi. Federasyondaki ilk işim 6, Promo Cube. Tabi bu 6 farklı bir iş olarak da sayıyorum toplam iş deneyimi olarak sayıyorum. 6 farklı iş oldu şu ana kadar. Federasyon ve sonrası ajans dünyasında toplam bir iş aslında. Aynı işi yaptım. 7. Toplamda 7 farklı iş alanı, 7 farklı iş her alanda bir tecrübe en altta en üste kadar ama daha böyle internet dijital dünyaya artık iyice girmiş durumdayım ve işsizim. Burada yine bir yan iş yaptım. Yandex'in Assessor diye bir işi vardı o dönem. Çok da iyi para kazandırıyordu açıkçası. Bu siz yaptığınız kadar kazandığınız bir sistem ama çok sıkı bir e, puanlama ve denetim başarı sistemi vardı. Hani belli bir başarının altında kalırsanız devam edemiyordunuz. E, orada da çok çalıştım. Ki bu işi de demin yani bir önceki videoda bahsettiğim gibi ajans ikinci ajans yani 41.9'da çalışırken bu işe başlamıştım. Yani demiştim ya yanda hep bir böyle sigorta bir iş, yan bir iş, sizi tutacak bir iş olsun diye. Yani ajansı bırakıp tazminatımı aldığımda yine evde çalışabileceğim, evde yapabileceğim bir işim vardı ve çeviri de minik minik yapıyordum. Hem çeviri hem yandex işi beni bir noktaya kadar iyi götürdü. Yani şey hissetmedim. İşte bu yıl, bu dönem 2014'ün ortaları falan. 2014'ten 2017'ye kadar 2018'e kadar hatta başka bir iş aramadım. Yani oradan kazandığım para beni tutuyordu ama bir yandan da hep stresliyim. Abi bu işte işlerden uzaklaşıyorum. Ajans dünyasından uzaklaşıyorum. Çok büyük bir hayal kırıklığım olmuş. Şirkete, işlere, reklam dünyasına küsmüşüm ama bir yandan da içimden bunu atamıyorum. Yani biraz koçluk kadar olmasa da koçluğa yakın bir pişmanlık var. Dönsem mi diyorum ama bunu da yediremiyorum kendime. Bunun zihnin, zihninsel sıkıntısını yaşıyorsun. O yüzden devam ettim. Ya fena olmayan bir para kazanıyorum. En azından son maaşım ve biraz üstünde geliyor. Ki yani onu da söyleyebilirim yani o zaman için 2013 14 yılında çıkarken şirketten 3500 lira ki benim muadillerimden en az 2300 bin lira düşük alıyordum. Bunu da sonra öğrendim. Orada da güzel bir kazımızı yemişiz. düşük alırken o dönem için çok iyi maaşlar aldı diğer insanlar. Ben de bir şekilde o civarlarda kazanarak devam ettirdim. Ama bir noktada evde dururken şunu fark ettim. Üretmiyorum. Yani bak ajanstayken yaratıcı bir metin yazmak bir üreticilik olduğu için üreti, üreterek ya bir şey ürettiğini hissettirerek sana bir doyum sağlıyordu. Tatmin oluyordum. Ya bu, bu başarılı olmak değil aslında. Bu, hani bu ille iyi olmayabilir sonucu ama bir şey ürettiğini hissetmek çok iyiydi. Hani bu arada blog yazmaya devam ettim. Yemek blogu da açtım onu da yazıyoruz. Başka şeyler yapıyorum falan ama yok o, o şey tatmin olmuyor ve evde otur 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 otur. Tam çalışıyorsun ama bir yandan şey saygısı da yok. Yani bu korona dönemiyle başlayan Evde oturuyorsunuz oğlum ne iş yapıyorsunuz freelance neymiş falan saygısızlığı da var. Herkes seni aman abi gel dışarı gel bilmem ne yap. E ama ne iş yapıyorsun ki? Lan oğlum ben de para kazanıyorum hayatta kalacağız yani <laughs> bu şey değil ki. Hadi bakalım evde oturuyoruz ama işte ben dışarıdayken de para yatıyor bana durumlar iyi yani. Bir şey paralarca yok oğlum iki, iki ay para gelmese bittik sıfır. Tamam birazcık birikim var ama çok düşük yani ne yapacaksın? bir yandan ufaktan işte evlilik, evlilik oldu. Ee, şey, krediye girmişsin. Araba almaya çalışıyorsun. Köpeğin var. Köpeğin masrafları var. arabayı da zaten köpek için aldık ki. Araba mesai hiç yokken bir anda kredili arabaya girmek zorunda kaldım. Çünkü köpeğin olduğunda hiçbir taksi almıyor seni, Hiçbir yere gidemiyorsun. Otobüse binemiyorsun. Trene binemiyorsun. Büyük sıkıntı. Kredi ödemen lazım. Bilmem ne. Onun stresi. E ee, kendi hayatımla bir şeyler yapmam lazım. Ee, en azından o mutluluğu, o yapay mutluluğu da oluşturmam lazım. Alışveriş bilmem ne vesaire ondan da kaçamıyorsun. O panik beni yormaya başladı ve o dönem bunalıma girdim. Bayağı bir sıkıldım, yoruldum. Artık vazgeçeceğim bir şey de yok. Tercih, et, tercih edeceğim bir şey de yok. Evde kalmayı çok tercih edip etmeme durumunda değil mi? Vazgeçtiğim konu evet ajanslara dönebilirim. Ama bundan zaten vazgeçmiştim. Bir daha vazgeç, benim bir anlamı yok. Ne yapacağım ne yapacağım? Bir gün Sungur'u aradım. Dedim ki oğlum hani ki Geek Yapar Sungur, Can Sungur başlarken Geek Yapar'ın siteyi kurarken biz o zaman da gittik. Ajanslara gidiyoruz, iş yaratmaya çalışıyoruz. Ben oraya da yazılar yazıyorum. Sungur'a yardım ediyorum. Bir şeyler çıkarır mıyız falan ama yok orada da çok büyük bir şey kazanılmıyor. Yani ama zaten o içten gelen bir şey. Onu yapıyorsun. Oraya işte YouTube'da da girdiler. Daha o zaman can yok, işte Ömer Canlar, Yiğit Can, Can Türk Doğan onlar girdiler. Aradım. Abi dedim ben dedim üretmek istiyorum. Ben bunalıma girdim. Ki o dönem işte tiroid de çıktı. Tiroid meğerse Hashimoto tiroidi var bende hala bilmeyenler için. O o tiroidin de getirdiği hormonsal bir bunalım durumu oluyormuş meğerse bunu. Bunu da sonradan öğrendim. Neyse ilaçlara başladım, toparladık vesaire. Dedim ki benim üretmem lazım abi. Ben ben dedim yeni çizgi roman içeri yapalım. Gel sen ne yapalım ya da nasıl yapacaksak tamam abi hemen yapalım. Sungurdan söylediğim yöndür yani bir iş yapılacaksa kafasına yatıyorsa hiç şey demez. Bir düşünelim bakalım olur mu olmaz mı deneriz falan. yok abi hemen yapalım. En sevdiğim yönü yapalım süper. Dedim, aradığım tetiklenme bu yapalım abi çünkü hep şöyle olur arkadaş ortamlarınızda yaşayacaksınız bu ne de yaşadınız. Abi şöyle şöyle bir şey yapsak mı? Tabii abi yaparız ya. Bakalım Ha sen bir yaz abi. Bir bakalım bir gideriz. Bizim Hüseyin var ona bak şey yaparız. Olmazsa öbürü de gelir. Aradan iki hafta geçer. Abi ne yaptı? Ya, Biram içsek akşam falan. <laughs> Böyle olmaz abi. Bu bir şey yapacaksınız hemen yapmanız lazım. İyi kötü. Bir şekilde çıkıyor. Neyse Sumur dedi ki yapalım. Yap başladık. İşte bilenler ya da izleyenler olmuştur. Geek yaparız, çizgi roman günlüklerine başladık. İnanılmaz mutlu oldum. Yani içeriye hazırlanıyorum, çalışıyorum, okuyorum, notlar tutuyorum. Başka bir dünyaya girdim. Yani not tutarak, analiz ederek bir şeyleri okumak, izlemek, animasyonla giriyorsam ya da başka bir şeyden konuşacaksam. Vallahi bu çok iyi geliyor. Mükemmel. Yani kitaplar okuyorum, nasıl analiz ederiz, ne yaparız, işte burada ne var, işte mitoloji araştır, işte Batman bilmem ne. Ya temelde baktığında abi çizgi roman ne ki yani diyebilirsin evet. Yani hayatını değiştirecek. Evet işte hayatın güneşe olan uzaklığını buldum anlamlar. Bilmem ne. felsefe. Ama oradan o, o o eseri yazan, çizen, yazarın, çizerin zihnini anlamak çok keyifli geldi. Ve güzel videolar serisi çıkardık. Ama e, yani bunu söyleyebilirim. Yani diğer tarafta ki onlar hala benim arkadaşlarım ama aynı hevesi, aynı heyecanı, aynı gazı açıkçası bulamadım. Olmadı yani bir noktadan sonra abi abi o yetişmedi be. Falan. O, şöyle olur. Abi ver biz yapalım şöyle. Abi yaparız ya. Abi. Dedim ben bu batağa düşmek istemiyorum yanında Bu batağa düşersek bu iş olmayacak. Evet. Çünkü hep birilerine bağımlı olmak, hep birilerinin yaparız abisini dinlemek çok yorucu. Tabii ki bak benim de tembel oldum. Hepimizin tembellik anı olur. Ama ürettiğin zaman üretirsin ve tembelliğini yapmak senin için bir hak olur. Senin için bir rahatlama alanıdır. Mesela bazen şey yapıyorum üst üste 6 gün 7 gün yayın açıyorum. 2 gün açmayıp yayın dışı oyun oynuyorum ya da yayın dışı kitap okuyorum. Neyse çizgi roman okuyorum. O benim tembellik anım. Okay, beklesin. iki gün para kazanmayayım ama bir dinleneyim çünkü artık yayın işi ne kadar yayın açarsanız o kadar kazanırsınızdır bu, bu, bu iki artı iki dört ve Geek Yapar tarafında işte Sungur'la beraber ki Can Sungur daha önce başladı işte ben yayıncılığa başladım abi işte gel moderatör ol sen de bak belki sen de girersin bunu konuşmaya başladık başka projeler peşinde koştuk yine o da çok düşükten başladı. Belli bir noktaya geldi ve dedim ki ben burada barınabilir miyim acaba? Şimdi şey başka bir konu yani dedim ya ilk, ilk videoda esnaflıkta insanlarla birebir fiziksel olarak karşı karşıya gelmek, onlarla diyaloğa girmek çok küçük yaşta aldım çok iyi bir deneyimdi. Ama burada dijital ortamda herkesin yüzüne gözüne bakamayacağınız o anki hissiyatını anlayamayacağınız onunla fiziksel bir veriyle empati kuramayacağınız insanlarla iletişime geçmek çok korkutucu. Ben yapamam dedim yani bunu hemen o yüzden de çok geç karar verdim. Keşke diyorum şu an bak vazgeçme değil bu ama bir keşke olarak yayıncılar ve YouTube dünyasına daha erken başlasın. bunu şey gibi düşünerek başlamadım ben hiç. Burada para ver diyerek başlamadım. Evet hani e, çalıştık çalıştık biraz para birikti. Biraz işte yaptığım yatırımların getirisi olduğu ama işte cepten yemek de bir korku. Oğlum parayı veriyorsun azalıyor, parayı veriyorsun azalıyor. Böyle şey oluyor, e bitecek bu. Yani, iki, iki, yani bir sene de, bir, iki günde bitmez de bir sene de bitecek. Ama bitecek. Böyle olmaz yani. Evet para kazanmam şart ama üretmem de şart ve ikisinin birleştiği nokta YouTube, Twitch işte ve diğer mecralar oldu ve ben de girdim ve işte 8. farklı işim olan yayıncılar ve artık tam zamanlı soruluyor tam zamanlısı neyse bunun, bunun tam zamanlısı olmaz bu gerçekten esnek çalışma <laughs> <laughs> saatleri olan bir iş ve dediğim gibi yine başladı belki de iş bile iş tanımında bile değil şu anda yani literatüre bakarsan ya da global anlayışa bakarsan bir iş olarak bile kabul edilmiyor ama içerik üreticisi olarak tabii ki bu işten para kazandığınızda ya da kurumsal bir şirkete girdiğinizde daha iş iş olarak kabul ediliyor. Ki zaten bunu daha sonra işte YouTube MCN'ler kuruldu. Bu YouTube kanalları daha paraya yönelik stüdyolu, projeli, prodüksiyonlu, yönetmenli işlere girdiler. Okey o işin zaten bu dünyanın başka bir parçası. Biz daha burada hani daha amatör, daha paylaşım, üretim, bilgi aktarımı, analiz, işte benim yine basketbol tarafında kendi yıllarım hani resmi bir koç lisansıyla yaptığım bir içerik olarak bunu söyleyebilirim. Bir, aslında büyük bir data aktarımı var. E bir yandan baktığında da iş olarak kabul edilmesi için senin bir ruhsatın olması lazım ya. Ruhsattan kasıt işte diploma olabilir, kurs bir şey olabilir. Hani sinema konuşurken bakıyorsun böyle şeyle gurur duyar insanlar ya işte. Vay be adam yönetmen okuluna gitmeden yönetmen olmuş kral be kendi kendi hukuk okumuş ama yönetmen olmuş deyip onu över ama sen yorum yaparsan kardeşim sen yorumcu musun git okuluna mı gittin ki sen ne anlatıyorsun'a gelir. Bunları yaşadıkça dedim ki tamam ben doğru yoldayım. Buraya da kafa yorduk ki ben yıllardır işte sinema kitapları vesaire okuyorum anlamaya çalışıyorum sektörden tanıdıklarımın eşimin dostumu sayesinde biraz daha işte set ortamlarını vesaire öğreniyorum prodüksiyonundan ya bir işin arka mutfağını işte bu sinemada prodüksiyon, basketbolda idman, koçluk vesaire yani mutfağını öğrenmeden konuşmak çok zor. Ben yemek bloğu da yazdım yıllarca. Belki de Türkiye'de ilk yemek bloğu yazan 5-6 kişiden biriydim. 2009'dan beri, 2010'dan beri. O zaman da hep şeflerle konuşmaya çalışıyordum. O zaman da hep bu işin mutfağını, arka planını öğrenip bu işleri yapmaya çalışıyordum. Şimdi öyleyim. Bir şey değişmiyor. O dönemde ama yine bu işi böyle yapmadan sulandıran, e, bokunu çıkaran, kötü gösteren kişilerden dolayı uzaklaşmıştım. Blog yazma dünyasından. Ki tabii sektörde e, içerik tüketim alışkanlığı da okumaktan izlemeye ve dinlemeye döndü. O yüzden artık sadece video, canlı yayın ve podcast yapıyoruz. He, dönmüştüm ve e, şimdi işte yayıncılık dünyasına geldik. Burada şu an mutluyum. Yani evet çok para kazanmıyorum. Çok e, inanılmaz gelirlerim yok. Beni rahat tutacak bir yapım yok. Ama şu an eve giren e, para, bizim buradaki yaşamımız bir şekilde idare ettirebiliyoruz. Bunu kompanse edebilecek bir süre var. Ha, bu süre ne kadardır? Bir senedir, belki iki senedir. O süreç içerisinde ben belli bir noktaya gelemezsem, belki de bir vazgeçme daha yaşayacağız belki de bir e, tercih de yapmam daha gerekecek ve o tercih yapma yaşım belki de 40 olacak daha da riskli daha da stresli olacak yani özetle kendi stresiniz iş hayatınızda okul hayatınızda e, evlilik hayatınız sevgililik hayatınız partnerlik hayatınız her neyse onların hiçbirinde bitmeyecek o yüzden şu yaşlarda belki bu daha gençler için geçerli Ya da 30'una gelmiş biri için de geçerli benden geçti abi biz ne yapacağız yaş olmuş 20 bitmişiz falan <laughs> bunlar tabi şimdi benim için de o dönem zorken şimdi geriye bakınca komik geliyor hep bu stresi yaşayacaksınız ee, o yüzden çok da kendinize yüklenmeyin abi ben bunalımdayım ben ne yapacağım ben ne okuyayım bu işte para var mı mesela bir gün e, paralel evren çizgi roman dikken işte Burç ve orada suyla beraber muhabbet ederken bizki ikisi arkadaşlarım hep bahsediyorum. Boğaz bir çocuk geldi. Ben seneye mezun olacağım. Girişimcilik için alan arıyorum falan. Oo dedim ya bize niye anlatıyor ki bunu şimdi? Çizgi roman işinde para varmış dediler. Al sattan iyi para kazanıyormuşuz. Mesela bu sene alıyormuşum seneye onun katına çıkıyormuş. Yapar mıyız bunu falan diye. Tabi biz güldük. <laughs> yani Boğaz içi okuyup, Otlu okuyup de girişimciliğin bu kadar yanlış anlaşılması çok üzücü. İşte o, o gün şunu anladım. Yani herkes artık şeyden de kaçıyor. Çalışma stresinden de kaçmak istiyor. Yani bak bu köşeye dönmek de değil. Belli bir miktar indirir miyiz abi buradan? Ay ya da 3-5 gelir mi? Al sat. Abi çizgi roman alalım indirelim. Kulaklık vuralım. İşte oradan böyle nadir abi ekran kartı bitcoin mi e mi girsek? Abi 3 ekran kartı alsak seni 10 binden okuturuz falan. Yok öyle olmuyor. Olmuyor yani yok. Öyle çalışmıyor her şey, hep bir, 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 bir noktada ya tercih edeceksiniz ya bir şeyden vazgeçeceksiniz. Bitti. Evet anlatacaklarım bu kadar. Belki siz de bir gün bir şeylerden e, vazgeçerken ya da bir şeyleri tercih ederken bu anlattıklarım bir yol mu gösterir, bir ilham verir, size küfür mü ettirir? Lan bu salak böyle yaptıysa ben böyle mi yapayım dedirtir. Bak bu da faydalı ha. Ben buna hiç sıkıntı yaratmıyorum. Benim için okey. Yani benim yaptığım iyi bir şey ya da kötü bir şey size olumlu bir etki yaratacaksa sıkıntı değil. Yani bana ben, ben, ben faydalı bir şey yaratmışım demektir. E, Kafamda rahattır deyip. Üçüncü videoyu da ve bu serinin e, tamamını da burada bitirmiş oluyoruz. Üç video. Valla buraya kadar gelenlere ayaklarına sağlık, ellerine gözlerine sağlık. Benimle ilgili diğer detayları, bu adam nerede yayın yapıyor, bu adam e, YouTube'da ne yapıyor, sosyal medya hesapları vesaire. Onların e, linklerini her mecrada beni Tancan Fümen olarak aratarak bulabilirsiniz. Twitch'te yine Tancan olarak bulabilirsiniz. Orada bütün yine linklere vesairelere, yaptığım podcastlerin linklerine, e, Kilo oyun, balon haber ajansı, YouTube kanalı, Twitch yayınları hepsine bu mecralardan adımla, soyadımla ulaşabilirsiniz. Ve yine burada takip ederseniz yine bu konularla ilgili bir iki videoda bahsettiğim şekilde yorum yazıp like'dır, paylaşımdır, destek atarsanız o da her like bir, e, bir dolar deyip <laughs> yayını burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki artık e, gelişin e, işte vazgeçtim gibi bu başlıklarla anılan video serimize ki şu an playlistte bir ada, isim buldum ama ne olacak şu an bir fikrim yok. O isim tamamen geçici günlük yazdım ama günlükle bunun alakası yok. Bir video başladı bir seri playlist başladı bulacağız buna bir noktada. Görüşürüz.